Bismillahirrahmanirrahim. Zamanı iyi kullanmak ve boşa harcamamak başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Vel asr, innel insane lefî husr. İllezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Zamanın insan hayatında çok büyük bir değeri ve ehemmiyeti vardır. Zaman Allah Teala'nın bize bahşettiği yüce nimetlerden biridir. Allah Teala şöyle buyurur. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür eden kimse, zaman meselesine çok önem verildiğini görecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in 4 suresi, her biri zaman dilimi olan Fecr suresi, Leyl suresi, Duha suresi ve Asr suresi şeklinde isimlendirilmiştir. Birçok yerde zaman dilimi üzerine yemin eden Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun Fecr'e, 10 geceye, çifte ve teke. Başka bir ayette, kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun. Yine başka bir ayette, aydınlandığında sabaha andolsun. Ve yine de başka bir ayette, karanlığı ile etrafı bürüyüp, örüttüğü zaman geceye ve açılıp ağardığı vakit gündüze yemin olsun. Kur'an'ın zamana olan ilgisi, bize önemini ve birey, toplum ve vatan yararına olan hayırlı işlerde onu doğru kullanmayı göstermektedir. Allah Teala şöyle buyurur. Hayır işlerinde yarışın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 şey gelmeden önce 5 şeyin değerini iyi bilmelisin. İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş zamanın ve ölümünden önce hayatının. Hasan Basri şöyle demiştir. Ey Ademoğlu, sen günlerden ibaretsin. Gün geçtikçe senin bir parçan da gider. Bu nedenle zamanımızı organize etmeli, her anından yararlanmalı ve hayatımızın her anını değerlendirmek için çalışmalıyız. Harekette bereket var, tembellik ise acizlik doğurur. Azar azar biriken şeyler, yarın çok şey olur denilir. İnsan hayatı bir dizi zaman biriminden ibarettir. Ne güzel demiş şair. İnsanın kalp atışları kendisine hayat dakikalar ve saniyelerdir der. Bir insanın ömrü ve gerçek hayatının yaşadığı süreye bakılmaksızın bilimsel bilgi olsun, teorik veya uygulamalı alanlarda ürün olsun, geride bıraktığı ve insanlığa hizmet etmek için sunduğu her şey olduğunu vurgulayabiliriz. Ömürde bereket sadece uzun ömür demek değildir. İnsanın bu hayatı boyunca ürettiği veya kendi dinine ve dünyasına hizmet etmek için sunduğu şeylerin miktarıdır. Peygamber Efendimiz'e, ey Resulallah, hangi insan daha hayırlıdır diye sorulmuştur. Ömrü uzun, ameli de güzel olandır buyurmuştur. Öyleyse insanların kötüsü kimdir diye sorulduğunda ise, ömrü uzun, ameli kötü olandır buyurmuştur. Yine de Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İnsanların Allah Teala'ya en sevgili olanı, insanlara en faydalı olanıdır. İslam şeriatı bize zamanı doğru değerlendirmenin önemini göstererek bizi gaflete karşı uyardı. Allah Teala şöyle buyurur.
Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Diğer bir hadiste kıyamet günü şu dört hususun hesabı sorulmadan kol ayağını bile oynatamaz. Ömrünü nasıl geçirdiği, gençliğini nerede harcadığı, malını nasıl kazandığı ve nerelere infak ettiği, öğrenmiş olduğu ilmiyle ne amel ettiği buyurmuştur. Bazı insanlar var ki zamanı boşa harcarlar. Çünkü bunların can sıkıcı bir boşluk içindedirler ki ne din ne de dünyayla ilgilenirler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ne dünya işi ne de ahiret işi için uğraşmayıp boş duran adamı görmekten nefret ederim. Ne güzel demiş şair. Korumak istediğin en değerli şey vakittir ama en kolay kaybettiğin şey yine vakittir. Dünya ve ahirette başarı, ilerleme, mutluluğun sağlanması için zamanımızı kendimize, toplumumuza ve ülkemize fayda sağlayacak şekilde iyi kullanmamız gerekir. Allah'ım zamanımızda ve ömrümüzde bize bereket ihsan eyle.